Kısa Kafası Kısa Kafası ekibi tarafından sunulmaktadır. Merhaba arkadaşlar, bu hafta konuğumuz Nebi Sayın. Kendisini uzun zamandır tanıyordum ve sonunda Kısa Kafası ekibi olarak bize kırmadı, kabul etti ve şu an yanımızda. Bugün kendisiyle oyunculuk hakkında birçok şeyi konuşacağız. Evet Nebil, öncelikle seni tanıyabilir miyiz? Oyunculuk derken ne zaman oyuncu olmaya karar verdin? Başlama zamanım işte 97 yılıdır. O dönem Anadolu Sanat Merkezi vardı Ankara'da. Orada çocuk tiyatrosunda küçücük bir rolle başladım. Aynı zamanda orada bir kurs açmışlardı. Ve şansıma işte ilk olarak adımımı attığımda devlet tiyatrosunun Nesrin Kazankaya gibi, Nihat Hakan Güney gibi hocaları, işte teorik derslere Tevfik Çavdar'ın geldiği bir kurstu bu. Yani bayağı okul gibi bir kurstu. Küçücük bir yerde. Orada hayatıma girdi. Hani oyunculuğu hiç meslek olarak görmedim. Oynamayı çok seviyorum. Hani oynamaktan en fazla ne kadar keyif alınabilir kovaladım ömür boyu. Bunun için birçok şeyi denedim. Başka şeyler yaptım. Çıktım sokaklarda oynadım. Hep amatör kaldım. Amatör olarak da devam ediyorum. Hep de öğrenci oldum. Hala öğrenciliğim de devam eder. Yani yıllar önce benden ders alan birinin benim hiç ilgilenmediğim bir konuda yaptığı bir workshop'a onun öğrencisi olarak katıldığım oldu. Bu büyük mutluluk benim için zaten. Ne güzel. Zaten oyunculuk hiçbir zaman hani oldum bilmiyorum. Yani hep eğitimi devam eden bir meslek öyle, değil mi? Öyle. Peki bu en son İçeride dizisinde Coşkun karakterini oynadınız. Orada nasıl bu rol size teklif edildi? Ya menajerim aradı. Ondan sonra ya bir başlamak üzere olan bir iş var. İşte böyle böyle bir karakter. Ama çok da iyi bir brief almamışlar. Siz bize bir iki fotoğrafınızı gönderir misiniz? Dediler. Gönderdim. Ondan sonra audition'a çağıracaklar dediler. Baktım bir kadroyu öğrendim filan. Biraz şey gıcık bir oyuncuyum ben. Yani ne bileyim audition vermekten pek hoşlanmıyorum. Ama bana sahneler geliyor ama karakterle ilgili bir brief gelmiyor. Bir ara bir bakıyorum bir 40 yaşında bir adam var. Bir ara bir bakıyorum 60 küsur yaşında bir adam var. Sonra meğer ben aynı karakterin hem 40 yaşındaki hem 60 küsur yaşındaki halini oynayacakmışım. Onu duyunca zaten ben bir şey iştahlandım. Tamam dedim bir dakika. Bir bakalım. Sonra senaryoyu görünce de bayıldım senaryoya. Hikayenin çıkış noktası köstebek. Dedim valla hadi olsun bu iş. Ondan sonra işte görüşmelerimiz devam etti. Ve kendimi sette buldum. Setteki üçüncü günüm Çetin Hoca'yla sahnemiz vardı. Şöyle karşılıklı iki lafımız var. Öyle küçücük bir sahneydi. Eşime, dostuma, herkese haber verdim. Çetin Hoca'yla sahne oynuyoruz bugün diye. Süper. Çok heyecanlıydım. Ve çok da isabet oldu. Yani yapımcısından kurgucularına, işte senaristinden sanat yönetmenine, fokusçusundan set çaycısına hiç boş bir insan yok. Ya gerçekten herkes nitelikli. Ne güzel. Yani kendimi böyle hani doğru saksıyı bulmuş bir bitki gibi hissettim böyle. Bir kendime geldim orada. Yani dizi setleri bana çok hormon salgılatmadı doğrusu. Ama hani çok güzel bir sinema filminde çalışıyor gibi hissettim kendimi. Çok güzel ve dizi sadece olması da hani sinema tadında bir dizi olmuş. Evet. Çok güzel bir sinema. Şey. Bir de şey var, işin bu çizgi roman tadı çok hoşuma gitti. Yani karakterlerin hepsi baktığınız zaman çizgi roman kahramanları gibi. Yani hiç şöyle hani şöyle sokakta gördüğünüz sıradan şey bir tip yok. Hepimiz karikatür gibi tipleriz. Her oyuncuyla ayrı ayrı orada karşılıklı sahne oynamak
çok çok büyük bir zevkti. Yani hepimiz birbirimizden birçok şey öğrendik. Bu hani genç star arkadaşlarla ilgili birçok ön yargım bu dizi sayesinde kırıldı. Çünkü deli gibi çalışan ve sürekli kendini yetiştirmeye uğraşan, bizden alabildiğini almaya çalışan genç ve hevesli insanlar gördüm karşımda. Ne güzel. Öyle işte yani. Ve bu da hani o set ortamında sanırım Coşkun karakterinin daha da zengin bir karaktere dönmesini sağladı. Elbette. Yani o bazı replikler var şu an bayağı popüler oldu. Devam et gibi. Bunlar senaryoda mı vardı yoksa sizinle mi donandı o karakter? Ya şimdi ekseriyetle onları ben yazdım diyebilirim. Yani şöyle. İlk başlarda küçük küçük denemeler yaptım. Bakayım hani tepki ne olacak rejiden ve senaristlerden. Çünkü haklı olarak dur lan biz neciyiz burada diyebilirler ya. Yani. Ondan sonra baktım tepki gelmiyor. Bilakis böyle bana bir şey yaratma şansı tanıyan daha dişi sahneler yazmaya başladı senaristler. Sonra ben şımardım zaten, aldım başımı yürüdüm. Çünkü Coşkun karakterine bir de bir aksan kattık. Evet. Şimdi zaten hani normal kitabi bir dille yazılan replikler bu aksan melodisine uymuyor. Ondan sonra biz senaristlerle hiç tanışmadan, çok sonra tanıştık, hiç tanışmadan birbirimizi anladık. Yani senaryoyla bana selam yolladılar. Aa, süperdi. Top sende dediler. Sağ olsunlar. Öyle tadını çıkara çıkara oynadık. Yani ben şeyi severim. İmprovizasyon yapmayı severim. İcazette çıktıktan sonra ben de şımardım yürüdüm işte. Süper. Zaten YouTube'da sizin nasıl konuştuğunuz, Nebi Sayın'ın normal konuşması buymuş. Yani aksan o kadar güzel yerleşmiş ki. Peki bu oyuncular nasıl aksan? Yani o yörenin yani hiç yani içinde olmadıkları bir yörenin aksanını nasıl çalışıyorlar? Önce şunu söyleyeyim. Bunu çok soruyorlar. Abi sen neredesin? Şimdi benim orijinim Mardin'dir. Baba toprağı Mardin. Fakat ben Ankara'da doğdum, büyüdüm. Fakülte bittikten sonra İstanbul'a geldim. Yani Mardin'le ilişkim arada bir gidip bir akraba ziyaretinden ibarettir. Genetik olarak bir şey var. Dile yatkınlık var. Yani çalışılarak elde edilmiş bir yeti olmasını isterdim ama değil. Bu doğuştan gelen, yani duyduğum bir aksanı kolay kendi dilimi oturtabiliyorum. Yani birkaç gün bir iç Anadolu'yla birlikte olduğum zaman o aksanı da kapabiliyorum. Böyle bir şey var. Hani tabii aksan oyunculuk için bir yan beceridir. Yani hani mesela futbol oynamak da bir avantajdır bir oyuncu için. Ben süper yeteneksizim. Asla futbol oynayamam. Çok çok iyi aksan yapan ama oyuncu olmayan insanlar vardır ya da harika aktörler vardır ama aksan yapamazlar. Yani bu hani çalışarak da elde edilebilir diye düşünüyorum. Ama de, hani ben ona aşina değilim çünkü benimki kendiliğinden oluşan, hele diyorum ya genetik, bu benim bir abim var. Oyuncu falan değil. Kiminle konuşursa, o nasıl konuşuyorsa öyle konuşmaya başlıyor. O refleks olarak, hatta kaç kere hani bir ne bileyim kekeme biriyle konuştuğu zaman kekelemeye başlıyor. Vay. İşte aksanı nasılsa karşısındakinin, o da öyle konuşmaya başlıyor. Bana söyler ya ayıp mı oluyor lan falan diye. Süper. Böyle. Ya o zaman içeride de ki o devam et gibi, hatta ben söyleyemiyorum şu an. Devam et. Onlar da sizin setteki denemelerinizle evet. Çıktı. Evet.